İyi hal diye diye memlekette o hal var. Yani olağanüstü hal kadınlar açısından. 20 yaşında güzeller güzeli genç bir balerin okuldan dönerken annesine çorba yapar mısın dedi. O çorbayı içemeden kalbinden bıçaklanıp öldürüldü. Ceren'i katleden o vicdansız birkaç saat önce yakalandı ama o anda bile dehşet saçtı. Operasyondaki iki polisi bıçaklayıp yaraladı. Cani'nin 14 yıl önce bir çocuğu öldürdüğü, 3 gün önce de cezaevinden firar ettiği ortaya çıktı. O iç ısıtan gülüşü, umutla parlayan gözleri, şimdi hepsi fotoğraflarda kaldı. Çünkü kapının önünde pusu kuran bir cani, Ceren'i göğsünden bıçaklayarak öldürdü. O bıçak, güzeller güzeli Ceren'in kalbini ikiye böldü. Ceren'i hayattan koparan katilin 3 gün önce cezaevinden firar ettiği ve 14 yıl önce bir çocuğu öldürdüğü ortaya çıktı. Ceren'in adım adım ölüme gittiği anlarda katil zanlısı da peşindeydi. Genç kızı takip etti. Bıçaklayarak katlettikten sonra da üzerindeki montu değiştirdi. Ceren Özdemir. Henüz 20 yaşında hayalleri olan bir genç kızdı. Ordu Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi 2. sınıf öğrencisiydi. Dün gece antrenmandan dönerken annesini aradı, "Bana çorba yapar mısın?" dedi. O çorbayı içemeden katledildi. Dün akşam Ordu'da yaşanan cinayet tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Ceren kapının önüne geldi. Ablasını arayıp balkondan aşağı anahtarı atmasını söyledi. Sonra da anahtarı eline aldı. Tam da kapıyı açacaktı ki o korkunç olay yaşandı. Ceren'in ablası balkona çıktığında 40 yaşlarındaki siyah giyimli bir adam dikkatini çekti. Ceren tam da kapıyı açmaya çalışıyordu ki o cani bıçağını çıkardı. Ceren'i göğsünden ve karnından bıçakladı. Genç kız kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgansa olay yerinden hızla kaçtı. Kardeşinin çığlık seslerini duyan abla hemen aşağı koştu. Genç kız hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Ceren ise gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Annesinin gözyaşları, dilinden dökülen sözler yürekleri yaktı. Ceren, eski sevgilisi tarafından katledilen Güleda Cankel için sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunmuştu. Onun sonu da Güleda gibi oldu. Bir cani yüzünden gülüşleri soldu. Ordu Emniyeti Ceren'in katil zanlısını akşam saatlerinde yakaladı. Evine baskın yapılan uyuşturucu bağımlısı adam iki polisi bıçaklayıp yaraladı. Ordu valisi ise katilin cinayeti itiraf ettiğini duyurdu. Çocuk katili caninin 20 ayrı suçtan sabıkalı olduğunu ve 3 gün önce cezaevinden firar ettiğini açıkladı. 20 ayrı suçtan sabıkalı katil zanlısı, uyuşturucu bağımlısı ve cezaevi firarisi. Hayatı yırtamayanların adaletin elinden kolaylıkla yırtıp sonra da gidip kendine en yakın bulduğu kadını yırtıp hayattan koparmasından gerçekten bıktık artık. Bıçak gemiye dayanalı zaten çok olmuştu. Bakın artık kalbe de dayandı.